Kanal S ekranlarından herkese mutlu günler. Haftanın ilk gününde öğle haberleri bülteniyle karşınızdayız ve yayınımız Samsun Canlı Haber ortak yayınıyla da devam edecek. Değerli izleyenler, ve günün gelişmelerini, son dakika gelişmelerini ve Samsun gündemine dair önemli gelişmeleri sizlere her zaman olduğu gibi bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz efendim Kanal S stüdyolarında. Ve aynı zamanda bir stüdyo konuğumuz da olacak bugün Kanal S stüdyolarında. Öncelikle Samsun gündemine dair önemli bir gelişme vardı. Samsun'da genç kadın tartıştığı sevgilisine hakkını helal et mesajı yazıp kendini vurdu. Şimdi o görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Samsun'da genç kadın tartıştığı sevgilisine hakkını helal et, seni seviyorum mesajı atıp tabancayla kendini karnından vurarak ağır yaralandı. Olay İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki NB adlı genç kadın tartıştığı sevgilisi BB'nin cep telefonuna hakkını helal et, seni seviyorum mesajı attı. Mesajı okuyan sevgilisi ise birlikte yaşadıkları eve koştu. Eve vardığında genç kadının elinde silah görünce yapma diye kadına müdahale etmek istedi. Ancak genç kadın tabancayla kendini karnından vurdu. İhbar üzerine olay yerine can kurtaran sevk edildi. Ağır yaralanan kadın Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. BB ise ifade alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz Kanal S ekranlarında öğle haberleri bültenine. Samsun'un Tekeköy ilçesinde bir gelişme söz konusu. Önce bir tartışma çıktı, ardından bu tartışmanın sosyal medya üzerinden yayınlanmasının ardından bu tartışma alevlendi ve ne yazık ki bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Şimdi bu habere ilişkin detayları getiriyoruz ekranlarınıza. Samsun'da kendisini darp eden husumetlisini iddiaya göre arkadaşı ile birlikte saldırı düzenleyerek öldüren zanlılar tutuklandı. Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs mahallesindeki bir çay bahçesi önünde bir hafta önce meydana gelen olayda iddiaya göre Alihan Kıllı ile Batuhan Şakir Bey arasında eski bir husumetten dolayı kavga çıktı. Olay anının görüntüsü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri gören Batuhan Şakir B, yanına arkadaşı 17 yaşındaki KK'yı da alarak çay bahçesi önünde karşılaştığı Alihan Kıllı'ya hem tabancasıyla hem de tüfekle ateş açtı. Yol açın, yol açın. Ağır yaralanan Alihan Kıllı kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan Batuhan Şakir Bey ile KK çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi. Evet değerli izleyenler, şimdi sizleri Samsun gazetesi manşetlerine götüreceğiz. Yönetmen arkadaşım Mustafa İnan'dan rica ediyoruz. Bugünkü 9 Mayıs pazartesi günkü Samsun gazetesi manşetinde yer alan haberlere biraz değineceğiz sizlerle birlikte. Öncelikle az önce asayiş bülteninden bazı gelişmeleri sizlere aktarmıştık. Karayolunda can pazarı yaşandı. Amasya'dan Samsun istikametine seyir halinde olan minibüsün emniyet şeridinde bekleyen pikaba arkadan çarpma sonucu ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı ve karayolunda can pazarı yaşandı adeta. Ve hafta sonu Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulamasına destek istedi vatandaşlardan. Ve nitekim İçişleri Bakanlığı'nın yönettiği bir çalışma var, bir proje var bu konuyla alakalı. Ve Vali Dağlı da vatandaşlara çağrıda bulundu. Şimdi o görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı ve beraberindeki kolluk kuvvetleri yaya geçidinin farkındalığını arttırmak için sürücülere ve vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu. Önce biz geçeceğiz, değil mi?
Samsun'da trafik haftası kapsamında yayalar için 5 adımda güvenli trafik mottosuyla denetim yapıldı ve bu denetimlerde konuşan Vali Zülkif Dağlı hem yaya önceliğinin hem de emniyet kemeri takmanın önemine değindi. Bayram boyunca emniyet kemeri uygulamasına ağırlık vermiştik. Şimdi hem emniyet kemeri hem de yanında yayalarımızın güvenliği için ve güvenli bir şekilde yaya geçitlerinden geçmelerini sağlamak için öncelik yayanın aklı çalışmanın farkındalığını yapıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Yaya geçitlerimiz yeniden elden geçiriliyor Büyükşehir Belediye'miz tarafından ve bunlar tekrar boyanmak suretiyle tabi yayalarımız öncelikli olarak geçecekler. Araçlarda bulunan şoförlerimiz onlara öncelik tanıyacaklar. Bu manada yayaların güvenliği çok çok önemli. Hepimiz biliyoruz ki biz hem araç sürücüsüyüz aynı zamanda birer yayayız da. Bu manada ben araç sürücülerin daha da duyarlı dikkatli olmaya davet ediyorum. Evet değerli izleyenler, biz de öncelik hayatın ve öncelik yayanın diyerek hem sürücülere hem de yayalara bir çağrıda bulunmuş olalım. Nitekim trafik kurallarına uymanın da önemini hatırlatmış olalım. Ve öyle bütün haberlerimiz devam ediyor. SESOP'ta bir seçim oldu. Olağan Genel Kurulu'nda Hacı Eyüp Güler tekrar güven tazeleyerek başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan Güler aynı zamanda yaptığı açıklamada da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Hacı Eyüp Güler birliktelik vurgusu yaptı. 72 odamızdan hiçbir aday çıkmayıp da beni desteklediklerine göre hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da 4 sene içinde de daha ileri gitmek için, esnaf teşkilatımızı daha ilerlere götürmek için çalışacağız. SESOP olan Genel Kurulu Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir toplantı salonunda gerçekleşti. Kurula tek listeyle giren Başkan Hacı Eyüp Güler güven tazeledi. Koronavirüs sürecinin esnafı çok etkilediğini belirten Başkan Güler, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. 30 senedir teşkilatın içindeyim ama 2 dönemdir Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı yapıyorum. Bu bizim birlik beraberliğimiz sadece teşkilata bağlı da değil. Biz artık üyelerimizden, yönetim kurulu üyelerimizden, onun haricinde sadece yönetim kurulu üyelerimiz değil. Bir asarcaya gittim, Allah razı olsun. Hepsi ayağa kalkıyor. Bafrası, esnafı. 45 bin, 48 bin esnafımız var. Birebir hepsini tanımak istiyorum. Hepsine ulaşmak istiyorum. Çoğuna ulaştık, ettik. Bizim bağlılığımız kardeşliğin ötesine geçti. Birbirimize o kadar bağlıyız. Ama bunlar kolay olmadı tabii. Bazı yollardan geçtik. 2020'nin Kasım ayında çok sevdiğim dostum, kardeşim, Hasköy Minibüsçüler Derneği Başkanı, Samsun Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bektaş. Kurulda ayrıca 2001 Kasım ayında hayatını kaybeden Hasköy Minibüsçüler Derneği Başkanı ve Samsun Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bektaş unutulmadı. Bektaş anısına eşine plaket verildi. Başkan. Evet değerli izleyenler, şimdi Kanal S stüdyolarında önemli bir konuğu ağırlayacağız. Nitekim inşaat ürünleri ve teknoloji alanında yeniliklerin sunulup sektör temsilcileriyle paylaşılacağı inşaat fuarı 12-15 Mayıs tarihleri arasında Samsun TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde olacak. Ve stüdyo konuğumuz TÜYAP Karadeniz Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş Beyefendi. Kendisine şimdi stüdyo konuğu olarak rica ediyorum. Buyurun Oğuzhan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Az önce de ifade ettim Oğuzhan Bey, 12-15 Mayıs tarihlerinde inşaat fuarı kapılarını ziyaretçilerine açmış olacak. Öncelikle hazırlık aşaması nasıl gidiyor? Evet, çok teşekkür ederim destekleriniz için. İyi yayınlar dilerim sizlere de.
Saat 12 Mayıs'ta saat 10'da kapılarımızı ziyaretçilerimize açacağız. Altıncısını düzenlediğimiz inşaat, yapı ve dekorasyon fuarımızı 2 yıl üstüne gerçekleştirmiş olacağız. Çünkü pandemi dolayısıyla fuarlarımıza bir süre ara vermek durumunda kaldık. İlgili kurumlarımızın tüm desteklerini aldık. Başta Sayın Valiliğimiz olmak üzere, Sayın Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımızdan, Borsa Başkanımızdan, yine Samsun Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası'ndan ve başkanlarından ve yönetim kurullarından fuarımızın için gerekli tüm destekleri kendilerinden aldım. Sizlerin de huzurunda bunu burada teşekkür etmek isterim onlara. Tabii 2 sene üstüne yapınca inanılmaz bir teveccüh oldu fuarımıza. Hem katılımcı firmalarımızdan hem de ziyaretçilerimiz açısından 12 Mayıs saat 10 büyük bir merakla bekleniyor. 2 yılın üzerinde açılıyor bu fuar. Nitekim pandemi evet etkiledi bu fuarı da. Sürprizler olacak mı? Son trend gelişmeler olacak. Evet ama neler bekliyor hem ziyaretçileri hem de yurt dışından gelecek olan misafirleri? Evet. Samsun'umuz inşaat tedariği olarak, yarı mamül olarak yaklaşık 23-24 ile tedarik sağlayan bir şehir konumunda. Tabii yapı, inşaat biliyorsunuz inovasyona, değişime, gelişime çok açık bir sektör. Samsun'umuzda hem distribütörlük hem de üreticilik anlamında birçok kıymetli firmamız var. Onlar yeni ürünlerini, inovatif ürünlerini, geliştirdikleri ürünleri 4 gün boyunca inşaat fuarında sergileyecekler. Cam teknolojileri, kapı pencere teknolojileri, yer teknolojileri, ses sistemleri teknolojileri, yine ilgilendirme. Bu sene özellikle bir özel alan ekledik, asansör. Yine bölgemizden çok kıymetli asansör firmaları, bilişim, asansör teknoloji firmaları da yine fuarımızda boy gösterecek. Demin de bahsettiğiniz üzere yaklaşık 12 ülkeden 100'e yakın yabancı delegasyonu fuarımızda ağırlayacağız. Onlar da yeni ürünlerini yabancı, uluslararası pazarlara sunma fırsatı bulacaklar. Öte yandan peki... ziyaretçileri neler bekliyor? Kaç firma katılacak Samsun'dan ve bölgemizden? Ve standlarda ne gibi sürprizler bekliyor olacak ziyaretçileri? Onlardan da biraz bahsedecek olursak, nitekim sizin de söylediğiniz gibi büyük bir teveccüh var ama evet, sürprizleri de merak edenler olacaktır. Evet. 90'a yakın bir firma 4 gün boyunca kendisini ve ürünlerini orada temsil edecekler. Yine odalarımızın mimarlar, mühendisler, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri odamızın 4 gün boyunca sektöre dair seminerleri ve panelleri olacak. Yine bir designerımız 4 gün boyunca orada workshop gerçekleştirecek. Yapıya dair, mimariye dair, dizayna dair çok değişik uygulamalar gerçekleşecek orada. Bunu da yine hem odalarımızın yapacağı etkinlik hem de designerımızın yapacağı workshop, yine sizler vasıtasıyla ve sosyal medya hesaplarımızdan bunun duyurusunu yaptık. Coşkulu, heyecanlı bir fuar geçireceğiz 4 gün boyunca. Yapıya dair, inşaata dair, A'dan Z'ye her şey 4 gün boyunca fuar merkezimizde olacak. Başta tabii müteahhitlerimiz, ilgili kurum kuruluşların satın alma müdürleri, daire başkanları, mimarlar, mühendisler ziyaretçimiz olacak. En nihayetinde de nihai tüketici vatandaşımız da yine kapılarımız onlara açık olacak. Fuarımızın bölgemize, şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz Osman Bey. Ben aynı zamanda Samsun biliyorsunuz birçok fuara ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda hem Türkiye'de hem de bölgede önemli bir yere sahip. Bu konuya da değinmeden uğurlamak istemiyorum sizleri. Sizin için Samsun'da fuarcılık anlamındaki gelişmeler ve Samsun'un pozisyonu ne derece önemli? Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Samsun fuar hafızası olan, fuar geçmişi olan, tarihi olan bir şehir. Biz de 8 yıl önce Samsun'a geldiğimizde bunun birçok avantajını yaşadık. Hem bölge, hem Samsunlular, hem yetkililerimiz, hem devlet büyüklerimiz fuarın ve fuarcılığın ne olduğunu bildikleri için bizlere de yardımcı olma konusunda çok hevesli oldular. Bunun avantajlarını yaşadık ve hala da yaşıyoruz. Ama gelişmenin, değişmenin, büyümenin tabii ki sonu yok. Tüm şehirden bu anlamda destek alıyoruz, almaya da devam edeceğiz inşallah. Fuarcılık bütün şehri kalkındırır, bütün bölgeyi kalkındırır. Bir bacasız fabrikadır. Umarım biz de şehri büyütmek için, hem kendimizi hem şehri büyütmek için faaliyetlerimizi şehrimizden, bölgemizden daha fazla destek alarak
devam ettiririz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çamaş, verdiğiniz değerli bilgiler için ve aynı zamanda Kanal S stüdyolarında konuk olduğunuz için. Evet değerli izleyenler, 12-15 Mayıs tarihlerinde inşaat fuarı Samsunlarla buluşmuş olacak ve nitekim hem yurt dışından hem de Türkiye'den önemli temsilcileri ağırlaması bekleniyor. Fuarın tekrar Sayın Çamaş'a teşekkür ediyoruz ve sizleri fedakar bir annenin haberiyle baş başa bırakıyoruz. Samsun'da 69 yaşındaki Şahsenem Arslan yaklaşık 40 yıldır yatalak çocukları ve bacakları kesilen eşine bakıyor. Şimdi oğlum, bu çocuklar işte böyle. Ne yazı bileyim, ne kışı bileyim. Yazda bir tane, kışta bir tane. Gecede bir tane, gündüzde bir tane. İşte böyle. Şahsenem ve Yaşar Arslan 1969 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten 5 çocukları dünyaya geldi. Ama yine de buna da şükür, yine de buna da. Çok tatlı, çok kıymetli. Bir hafif engelli olan çocuklarının 4'ü sağlıklı olarak dünyaya geldi. Ancak 3'ü geçirdiği kas hastalığı sonucu yatalak oldu. 4'ü engelli 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Şahsenem Arslan'ın Turan isminde yatalak oğlu 2020 yılında hayatını kaybetti. Tam uşak çocuğum, ikimiz dedim. Şahsenem teyze, bir tane daha tak vardı herhalde değil mi burada? Aman Allah'ım. Buyurun çocuk, açıp gitti. Şahsenem Arslan şu anda iki yatalak çocuğu ve iki bacağı kesilen eşine bakmasıyla inanılmaz bir fedakarlık örneği gösteriyor. Üçü yatakta, biri de konuşma özürlü, 4 çocuğum vardı. İşte öyle. Bir kızım vardı, evlendi gitti. İşte iki çocuğum, bir eşim, biz kaldık burada. Yani şükür olsun Yaradan'a ki yine her şeyin sebebini Allah verir. Onlar hasta. Yaradan bana çok da bir hastalık vermiyor. Ben onlara bakayım. Eşime de bakayım, çocuklarıma da bakayım. Hepsinden de dağlar, taşlar kadar memnunum. Bırakmasınlar. İşte evlat çok tatlı, çok kıymetli oluyor. Evlatlar bıraksınlar, analar bırakmasınlar. Analar bırakmasın çocuklarını. Hiçbir ana bırakmasın. Hala ben onun ayaklarının üstünde durayım sanayım böyle. Yaşar, hani alışamadım mı öyle ayaklarının kesildiğine. Yaşar kalk gel. Masaya gel, yemek hazırlayayım. Yaşar gel, şurada otu, gelecek sanayım. Hani ayakların kesildiğini hala inanamadım 5 senedir. Canımdan çok. 37-38 sene baktı. Anacığım bir günde beni şey yapmadı. Nasıl? Yapalım, Allah'tan geldi, Allah'a gidecek. Allah ona da rahmet eylesin. Vallahi onun hakkında ne söyleyeyim ya, onun hakkını hani kelimelerle onun hakkını itiraf edemek vaziyet görünüyor zaten yani. Yıllarca bizim şey, ben ayaktayken gene iyiydi hani halimiz, ama ben böyle olduktan sonra şimdi ben de şey oldum, çocuklar öyle. Ne bileyim, köye gider herhalde. Evet değerli izleyenler, Kanal S stüdyolarında şimdi Samsun Spor gündemine dair gelişmeleri yine size Samsun gazetesinden aktaracağız. Umutlar bitti. 2-1 başlığı var bugün Samsun Spor'un manşetinde. Nitekim Yılport Samspor deplasmanda karşılaştığı Beypiliç Bolu Spor'a 2-1 mağlup oldu. Ve alınan mağlubiyette Kırmızı Beyazlılar 8. sıraya gerileyerek playoff yolunda havlu atmış oldu. Ve bu anlamda da bir fırsat tepildi diyebiliriz. Yılport Samspor'da umutlar bitti başlığıyla da bugünün gelişmesi yer aldı Samsun Spor'la ilgili. Ve mağlubiyetle ilgili teknik direktör Yücel Uyar'ın bir açıklaması var. Yücel Uyar bize yakışmadı açıklamasında bulundu. Şimdi teknik direktör Yücel Uyar'ın açıklamalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Maalesef futbol istatistik oyunu değil. Kırmızı Beyazlılar deplasmanda rakibi Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Alınan mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Yücel Uyar, Samsun Spor'a yakışmayan 2 gol yediklerini belirtti. 30 defa girmişiz. Rakip 12-13 defa girmiş. Rakip korner atmamış. Ama maçın skoruna baktığımızda 2-1 mağlup olmuşuz.
Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Bu bizim beceriksizliğimiz diye. Çünkü Samspor'a yakışmayacak iki tane gol yedik. İki tane. Dört ortaları var. İkisi gol oldu. Bizim attığımız orta sayısı 20'nin üzerinde. Bunu değerlendireceğiz. Yani bize göre bu sezonun özeti gibi oldu. Şöyle ki Samspor maalesef bütün sezon boyu bu basit golleri yedi. Pozisyon hatalarından, bireysel hatalardan, yanlış pozisyon almalardan. Üzgünüz. Çünkü bir fırsat daha gelmişti. Maalesef kaçırdık. Sezonu böyle, bu maçı böyle bitirmek istemezdik. Evet değerli izleyenler, şimdi yayın kurulu başkanımız Necdet Uzun'un köşe yazısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Toplumda utanma duygusu kaybolduğunda insani değerlerde anlamını yitiriyor. Daha çok haksız kazanma hırsıyla yapılan sahtekarlıklarla vatandaşın 3 kuruşuna göz dikenler, toplumdaki tepkiler ve devletin verdiği cezalar medyaya yansıdığı halde hiç umursamıyor. Bu firmaların sahipleri, yaptıkları düpedüz, hırsızlık olduğu halde utanmadan insanların içine karışıyor ve bir takım yalakalar tarafından da saygı görüyor, zengin çalınca, işini bilen oluyor, gariban bunu yapınca, hırsız. Fakir kadın fuhuş yapınca fahişe, zengin olunca sosyete denildiği gibi. Ve o garibanların içinde hırsız ve fahişe diye damgalananlar kendilerine yer bulamazken, zenginin hırsızı da fahişesi de baş tacı ediliyor. TV'lerin magazin programlarında, sanatçı diye yutturulan bazılarının iki günde bir sevgili değiştirmesine hoşgörüyle bakan toplum, gariban bunu yapınca yaftayı vuruyor. Meseleyi, geçenlerde bir sitede okuduğum habere getirmek istiyorum. Haberde, çok bilinen bir marka, aynı ambalajda aynı fiyattaki fındık ezmesini 20 gram azaltarak satıyordu. Denetleme John, bunu yakalamıştı. Bir de deterjan firması vardı. O da gramı düşürdüğü halde, ambalajında eskisi gibi, 40 yıkama ibaresi duruyordu. Bu halkı kandırmak değil de nedir? Ticaret Bakanlığı'nın yeni uygulamalarında tüketici lehine alınan önlemler var. Ağır para cezaları da. Buna rağmen bazı firmalar haksız kazançlarını, dahası hırsızlıklarını sürdürüyor. Ceza ödeniyor, iş bitiyor. Hapis cezasını savunmuştum, bu yapılanların da hırsızlık olduğunu yazmıştım. Anladım ki, utanma duygusunu kaybetmiş olanlar için bunun da önemi yok. Bu toplumsal çürümüşlüğü durdurmanın panzehri bizde aslında. Dövelim ve sövelim demiyorum. Bu hırsız ve sahtekar takımına saygı göstermek yerine, boğuz edip, yani kaşlarımızı karartarak, toplumdan dışlasak, işe yarar diye düşünüyorum. Bir denesek, ne olur? Evet değerli izleyenler, öğle haberleri bülteniyle karşınızda olduk. Biz yine bu ekranlarda, Kanal S ekranlarında sizlerle olmaya devam edeceğiz. Günün önemli gelişmelerini her zaman olduğu gibi bu ekranlardan sizlere aktarmak için burada olacağız tam saatinde. Ve bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin değerli izleyenler. Habersiz kalmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, mutlu günler.